Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Arman Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. 1970'li yıllarda Türkiye yağ kuyruğundan çıkıp tüp gaz kuyruğuna giriyor. Çocuklar cumartesi günleri de okula gidiyordu. Rakı masalarında Sadece Türk sunat müzikisi dinleniyor. 68 kuşağısı tercihini Beatles'tan John bezdan yana kullanıyordu. Kulüplerde ellerinde gitarlı gençler sahne oluyor. Yurdaer Doğulu, Rıza Silahlıoğlu gibi isimler gecelerin sesi oluyordu. İstanbul'un şimdilerde merkez sayılan yerleri yeni yeni şehirleşiyor. ile birlikte daralan ve uzayan yollar... ...otobüs kültürünün yanına bir de minibüs kültürü ekliyordu. O minibüslerde şarkılar çalınıyor, halk sevdiğini dinliyor, dinlediğini de seviyordu. 68 sonrası tercihini Avrupa'dan yana kullananların yanı sıra sinemalarda izlediği Mısır filmlerinin etkisinde kalanların sayısı hiç de az değildi. Suat Sayı'nın kimi zaman esinlendiği, kimi zaman ise birebir Türkçe uyarladığı şarkılar birçok kişiye de ilham veriyordu. İşte o kişilerden biri de Orhan Gencebay'dı. Henüz Arabesk diye adı konulmamış, minibüs müziği olarak tabir edilen tür, İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamıştı. Evet, Orhan Gencebay oldukça güçlü bir figürdü ama o ismin yanına bir de kadın ses aranıyordu. Aranan o sesler vaktiyle de yarışmalarda bulunuyordu. 1969 yılında Ayhan Coşkun'un düzenlediği ses yarışmasında Esen Ağan isminde bir kız henüz 15 yaşındayken birinci olarak müzik dünyasına ilk adımını atıyordu. Esen Ağan, 1954 yılında İstanbul'da doğar. Geçmiş yıllarda konservatör eğitimi alan annesi Piraye Cankat'tan çokça etkilenir ve kendisini annesinin yardımıyla da geliştirir. Esen Ağan, ses yarışması sonrası ilk soluğu Sokak Çocuğu Ali ismiyle tanınan Ali Toprağ'ın yanında alır yıllar sonra tüm Türkiye'nin diline pelesevik olacak olan Sokak Çocuğu Ali'nin Kör Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler şarkısında Nüket Duru ile birlikte Esen Ağan vokal yapar. Müzik dünyasının duayenlerinden Abdullah Nail Bayşu'nun Esen Ağan'ı keşfi uzun sürmez. Daha ilk buluşmada Esen'in hem sahne adı hem de kaderi değişir. Abdullah Nail Bayşu Ağan soy ismini atar, yerine gülü koyar. Esen Ağan artık Esen 1965 yılında müzik şirketini kuran Abdullah Nail Bayşu, Esen Gül'ü Emel Sayın'ın Rüne Park gazinosundaki alt kadrosu içinde tavsiye eder. Esen daha ilk günden sesiyle büyüler. Ertesi gün Bebek Belediye gazinosunda astrolistik teklifi alır. O günlerde Orhan Akçı'nın isimli gümrük memuruyla evli olan Esen çok geçmeden isminden söz ettirecek hitleri tek tek sıralamaya başlar. 1971 yılında Abdullah Nail Bayşur'un eseri Anlamıyorsun gönül derdinden, çıkarıyorsun çabuk kalbinden, böyle giderse seni sevemem zalim şarkısındaki nakarat Esengül'ün dilinde yankılanır. Esengül artık şöhreti yakalamıştır. Şöhretin ilk kıvılcımları evlilik hayatına da darbeyi vurur. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle Orhan Akçınar'dan boşanan Esengül, teselliyi dönemin en popüler isimlerinden Adnan Şanses'te bulur. İkili iman nikahı kıyarak, bir daralıp bir barışarak dönemin mütevazi dergi sayfalarına da konu olurlar. Müzik yaşantısında Abdullah Nail Bayşun'un yanı sıra şarkılarında Arap müziklerinin etkisini sıkça hissettiren Orhan Akdeniz ile de birlikte çalışmaya başlar. Her şarkısı çok beğenilir ama Orhan Akdeniz imzalı Taht Kurmuşsun Kalbime eseri müziğin zirvesindeki yerini perçinleştirir. Plak taç müzikten çıkar, Esengül de tacını takar. Esengül arka arkaya plaklar çıkartır. Sahnelerde boy gösterir. Adnan Şan sesli sık sık görüntülenir ve Türkiye'nin en önemli seslerinden biri olduğunu her gün bir kez daha ispatlar. Tamer Yiğit'le olan Tat Kurmuşsun Kalbime filmi iddialara göre çekim hataları nedeniyle gösterimi yapılmadan raflara kalkar. 1977'de Yansın Bu Dünya ile Yeşilçam'a imzasını atar. Türkiye'de müzikal filmlerin usta yönetmeni Oksal Pekmezoğlu Reisöl Kortu'nda oturur. Esengül, Yansın Bu Dünya filmine ismini veren Kendi Utansın şarkısı için Adnan Şanses ile birlikte düet yapar. Filmde Aysel Gürel, Saadet Sun ve Yaşar Yağmur ile birlikte ona eşlik eden biri daha vardır. İki şarkıcı arasındaki umutsuz aşkı konu edinen filmde Esengül'e eşlik eden isim hayat arkadaşı Adnan Şanses'ten başkası değildir. Film sonrası kavgalar tavan yapınca Esengül Adnan Şanses'ten tek yön biletle ayrılır. O dönemler şarkıcı Yeliz'in nişanlısı olan İstanbul Spor ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Tayfun Kalkavan ile birlikte olmaya başlar. Ancak Esengül'ün bu son ilişkisi de çok uzun sürmez. Türkiye'de 1980 darbesinin zeminini hazırlayan olaylarla popülerliğe kavuşan mafya babaları 1970'lerde eğlence hayatının da aktörlerindendir. İstanbul, Ankara ve İzmir'in en popüler gazinolarında sahne alan Esengül'ün sesi kadar efsane olmasına sebep olan olaylar ise 1979 yılında başlar. 1979 yılının 30 Mart'ında Esengül adını Semiramis Pekkan'dan alan Şişli'deki gazinoda sahneye çıkar. O gün Gazino'nun ağır abisi Oflu İsmail adıyla bilinen İsmail Hacı Süleymanoğlu'dur. 13 kişilik bir grupla Gazino'ya gelen Oflu İsmail, Esengül'den o günlerin popüler şarkısı Aldırma Gönüllü söylemesini ister. Kimilerine göre Esengül şarkıyı ikinci kez okurken, kimilerine göre de Esengül bu şarkı repertuarında yok deyip başka bir şarkıyı söylerken silah sesi duyulur. Gazino'nun sahibi Akbulut Karaoğlu, Oflu İsmail'in yanına giderek Gazunam'da böyle bir şey istemem der. Oflu İsmail de Akbulut Karaoğlu'nun kafasına hedef alarak ateş eder. Gazino çevrelerinde Malatyalı Bulut olarak tanınan Akbulut Karaoğlu olay anında hemen hayatını kaybeder. Hemen oracıkta bulunan ve Gazino'da çaycılık yapan Hasan Yolal da ağır yaralanır. Ancak o da ameliyata alınacağı sırada hayata veda eder. Olay sonrası bornozunu giyerek hastaneye koşanlardan biri de Esengül'dür. Olayın en yakın tanığı da odur. Kimilerine göre Esengül cinayeti gördüğünü söylese Oflu İsmail'in yakınları, söylemese Malatyalı Bulut'un yakınları peşini bırakmayacaktır. Esengül şöyle anlatır. Saat 1'e 20 vardı. Son şarkımı söylüyordum. İyice konsantre olmuştum. Ses düzeninin gürültüsü arasında ilk patlamayı duydum ama silah sesi olduğuna ihtimal vermedim. Şampanya patlattılar sandım. Bir süre sonra gazino ana baba gününe döndü. Seri silah sesleri duyuldu. Şarkıya kendimi kaptırmış olduğumdan ve karanlık olduğu için kimin ateş ettiğini görmedim. Kendimi hemen kulise attım. Şaşkınlığımdan çırılçıplak kalmıştım. Kuliste bir arkama bu bornozu iliştirdi ve hemen hastaneye koştum. Olayın hemen ardından yurt dışına kaçan Ofri İsmail gıyaben yargılanır. Gazete haberlerinde her zaman iadesinin istendiği yazılır ama Tam 27 yıl sonra Türkiye'ye iade edilir. Hatta Oflu İsmail'in gözaltına alındığı operasyona Eshangül adı bile verilir. Semirimiz Gazinosu davasındaki cezası Yargıtay tarafından 1999 yılında 36 yıl ağır hapis cezası olarak onanır. 2007'de rahşan affıyla serbest kalır. Gazeteler Semirimiz Gazinosu'ndaki cinayetler ile ilgili haberleri çabuk keser. Eshangül'ün korkudan kılık değiştirerek ifade vermeye gittiği yazılır, çizilir. İş dünyasının kabadayıları ile kurduğu ilişkiler nedeniyle polis tarafından da izlenen Esengül, Semirimiz Gazinosu olayından sonra yeniden gündeme bomba gibi düşer. Hatta bu esnada bir de film teklifi alır. 18 Nisan 1979 günü yeni sinema filminin teklifini kutlamak için Emirgen'de erkek arkadaşı Mehmet Faruk Özfratlı, kardeşi Sezen Ağan ve yakın arkadaşları Turhan Yazıcı ile geç saatlere kadar eğlenirler. Saat 4 sularında Anadolu marka otomobille Emirgan'dan yola koyulurlar. O dönemki adıyla Ataköy turistik tesislerindeki Ataköy motorinin önünde 34 PC 816 plakalı arabayı kullanan Mehmet Faruk Özfıratlı frene basar. Ancak arabanın frenleri tutmaz. Köprünün korkuluklarına çarpar. Bariyer o dönemin Bakırköy'deki ünlü pasajı Fıratlı pasajının sahibi Mehmet Faruk Öz sonra da arkasında oturan Esengül'e saplanır. Öz olay yerinde, Esengül ise hastanede ameliyat sırasında beyin kanamasıyla hayata veda eder. Turhan Yazıcı ve Sezen Ağan da yaralanır. Kaza sonrası gazeteler ve kamuoyu 19 gün öncesi Seminemiz gazinosundaki olayla ilişki kurar. Bakur Karı Cumhuriyet Savcılığı ise şu açıklamayı yapar. Olay bir trafik kazası. Otomobildekiler aşırı derecede alkollüymüşler ki banketi çıkıp korkuluklara bindirmişler. Otomobilde ayrıca yarım şişede viski bulundu. Daha önceki olayla bir ilişkisi yok. Kaza sırasında otomobilde bulunan Mehmet Faruk Özfıratlı ile Turhan Yazıcı önceki gece saat 10 sıralarında arkadaşları Atabaykal'a giderek abimiz Paris'ten gelecek.'' onu karşılamaya gideceğiz deyip otomobilini istemişler. Otomobilin sahibi az önce gelip bizden bilgi aldı. Hepsi Bakırköy'den komşuymuşlar. Esengül'ü Fatih Camii'ndeki son yolculuğuna sadece 20-25 kişilik bir topluluk uğurlar. Sanat dünyasından hiç kimseye cenazeye gitmez. Sahnelerde çiçek yağmuru tutulan o ok kadına kimseler çelek göndermez. O Kozlu mezarlığında ebedi uykusuna dalarken kaza sonrası dedikodular da bitmek bilmez. Kimisi Anadolu marka aracın birileri tarafından yolda sıkıştırıldığını ve aracın kazaya zorlandığını iddia eder. Kimisi derin devlet destekli bir cinayet olduğunu ortaya atar. Hatta Esengül'ün o kazada ölmediğini, Avrupa'ya kaçtığını bile dillendirenler olur. Müzik yazarı Naim Dilmener bu konuda şöyle der çoğu insana göre olan olmuş, giden gitmiş ve bir sayfa ya da bir devirde böyle kapanmıştır. Böyle düşünen insanların bir kısmı kazayı gazetelerine nakleden muhabirler kadar hain ve gaddar değildir. Su tesisi su yolunda kırıldı ya da benzeri başlıkları atmış bazı muhabirlerin aksine bu grupta yer alanlara göre Gül'ün kendisi belki artık aramızda değildir ama şarkıları her zaman çınlayacak aşk denen hastalık ile ne yapacağını bilemez duruma gelmişlere bir el vermeyi Esengül sürdürecektir. Her ne olursa olsun çeyrek hızlılık hayat sadece birkaç yıla sığdırılan gösterişli bir astrolistik yaşamı bir gecede dramatik bir biçimde son bulur. Evet bu hayattan bir Esengül geçti. Kalplerde hep taht kurdu. Seviyorsan benimle oturup içeceksin dedi. Bir nesil onunla oturmasa da onun şarkılarıyla efkarlandı. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatının başına, birisi dinleyenlerin başına, diğeri de Esen Gül'ün başına.